okulda konuşuluyordu bu. Şimdi bizim okulda şu da konuşuluyor. Bu yani bizim mahallenin okulunda girdiğiniz zaman gökkuşağı bayrağı asılı okulda. Arapça yazı var. Yani okul diyor ki aslında özgürlüğünle gel kim buraya. Kim olursa ol gel diyor. Biz beraber burada yaşarız diyor. Şimdi bütün bunlar o çocuklarda muazzam bir farkındalık yaratıyor. Ben bundan yıllar önce İspanya'da bir katıldığım konferansta bir okulun, İspanya'daki bir okulun öğretmenlerinden sunum üzerine dinlemek üzere odaya gittim. Bizim yönetmen konferansı gibi. Kapıyı açtım, bir baktım iki tane rahibe. Öğretmen onlar. Okulda yaptıkları bir uygulamayı anlatıyorlar. Takır takır dinledim. İşte bir Katolik okul bu. Bitti tabii, merak bendeki bitmez. Hocam dedim, hocam demedim ama işte hani, ne diyeyse gittim ona. Ya dedim bu çok güzeldi. Ben şeyi merak ediyorum dedim. Hani okulunuzda toplumdaki güncel meselelere göre, işte bu mesela ateistler de olabilir, LGBT de olabilir. Bunları değiniyor musunuz dedim. O da dedi ki, biz bunları okulda değinmezsek. Rahibe bak, altını çiziyorum. Evet, okul dışında bu çocuklar bunlarla ilgili bilgilerini, kendi donanımları buna yetişmemiş şekilde, hazırlanmamış şekilde konuşurlar dedi. Yani bizim işimiz burada dedi. Bak bu da var demek. Yani ve bunları konuşurken bu argümanları kullanabilirsin diye referans noktaları veriyor. Diyor ki ya bu var ama bizim dinimizde, yani şimdi o kadar detaya girmem, tamam diyor, bizim dinimizde böyle bakıyor. Diyordur. Evet. Ama bu da var. Şimdi Türkiye'de sınıfta öğretmen cinsel yönelim konuştuğunda bazı kitleler düşünüyor ki öğretmenin niyeti çocukların cinsel yönelimini değiştirmek. Yani sapkınlık burada aslında. Yani bu şeyde değil, konuda değil. Halbuki bu bir ideolojik indoktrinasyon değil. Bu bir farkındalık, bir kültürel uyanıklık, bir yaşadığımız dünyanın gerçekleriyle çocuğu anlatmak ve bununla ilgili referans noktaları koymak. Yani bu çocukların zaten bu kadar kolay ideolojik olarak inandırılacağına inanmak da hata. Ya çocukların da bir aklı var bugün yani. Yani bu çocuklar bunlar 3 yaşında değil. Bu çocukların da yani gençlerin de ya bunlarla karşı karşıya çıktıkları zaman ben oturayım da beni cinsel yönelimi değiştirsin diye oturmuyor. Ben oturayım da biri beni Kürt milliyetçisi yapsın diye oturmuyor. Ben oturayım da biri beni ne bileyim düşmanlarımızı seven biri olsun diye oturmuyor. Yani olayı okuyuş, olaya yaklaşış okuyuş Türkiye'nin devlet temayüllerinde ve devletin etrafına topladığı paydaşlarında, ki bu paydaşlar değişik zamanlarda değişse de düşünce değişmiyor. Hep korku üzerine. Büyük hata burada. Bak